Astroloji Televizyonu'ndan herkese merhabalar. 11-17 Kasım haftasındayız ve bu hafta Dolunay'a doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ayın büyüyen enerjileri, gözle görünür enerjileri gökyüzünde hakim olacak. Ay Balık Burcu'nda başlayacağız haftaya. Aslında biraz duygusal temalar ön planda gibi görünüyor ama Salı günü itibariyle Ay Koç Burcu'na geçecek. Bu hafta Venüs gökyüzünde yer değiştiriyor. Yay Burcu'ndaydı ve artık Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs'ün Oğlak Burcu'nda hareketi aşk, ilişkiler ve estetik konularında, parasal konularda daha Oğlak Burcu temalarının açığa çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu da demek oluyor ki hem aşkta, sevgide daha mesafeli, daha geleneksel, daha örf adet, geleneklere hakim bir iletişim tarzı, hem de parayla ilgili konularda, bankacılık vesaire gibi konularda ise gayet güzel, işle ilgili konularda ise gayet güzel, oturaklı, disiplinli hareket etme manasını taşır. Ay ve Güneş arasında üçgen açıyla başlayacağız. Gene Güneş'in de Satürn'den aldığı uyumlu bir açı var. Çarşamba günü ılıman bir gün, şifalanma enerjileri yüksek. Ayın Kiron'la kavuşumu var ama Salı günü Ay ve Venüs arasındaki dik açıdan dolayı biraz daha hem estetik konular hem de böyle bir takım parasal konularda zorlanacağımız bir gün olabilir. Sonrasında bu hafta, evet, cumartesi günü gece yarısı 00:28'de Boğa Burcu'nun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Biliyorsunuz Uranüs de Boğa Burcu'nda halen, 2025'te yer değiştirecek ama halen Boğa Burcu'nda ve retro harekette. Dolayısıyla Uranüs'yen bir kavuşumda, Uranüs'le etkileşimde bir dolunay olacağı için biraz böyle sürprizli. Ama Uranüs retroda olduğu için hani şöyle dedirtecek bize: şaşırdık mı? Yok, hayır, şaşırmadık. Biz bu filmi daha önce izlemiştik diyeceğimiz bir dolunay var. Gelin bakalım burçlar nasıl, ne yapıyorlar bu hafta? Evet. Sevgili Koç, yükselen Koç burçları, 12. evinizde başlıyoruz Ay'a. Dolayısıyla yani Ay'ın hareketine. Bu manada da biraz daha böyle içe dönük bir enerjiniz var. Biraz daha hayaller dünyasındasınız. Daha böyle silkelenip hani haftaya hemen pazartesi günü başlamayabilirsiniz. Ama sonrasında özellikle Salı'dan itibaren Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve bu manada da enerjiniz yükselmeye başlayacak. Kendi girişeceğiniz işlerde daha atak olmak, kendi yapacağınız konuları organize etmek, liderlik etmek özellikleriniz ortaya çıkacak. Fakat Venüs'ten aldığı uyumsuz açı özellikle Salı günü ilişkiler adına çok da üstüne gitmemek gereken, yani biraz daha alttan almak gereken durumları gösteriyor. Ve Venüs'ün 10. evinize geçmesiyle birlikte aslında iş ve kariyer hedefleriniz daha çok ortaya çıkıyor. Ve bu manada da güzel kapılar açılabilir. Şimdi Dolunay'a doğru gidiyoruz dedik. Bu haftaya damgayı Dolunay vuruyor Boğa Burcu'ndaki. Sizin hemen para hanesinde olacak bu. İş, para, maddi konular, gelir gider konularınızda bir sonuçlanma, bir netice alacaksınız. Orası biraz krizli olabilir ama şifalanma etkimiz de var. Güneş ve Neptün arasında güzel uyumlu bir açı var. Bu manada da aslında arka planda kendi kendinize kaldığınızda çok daha rahat sorulara cevaplar bulacaksınız sevgili koçlar. Evet sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlar dedik. Geldik 11 Kasım, 17 Kasım haftasına ve bu hafta Dolunay sende olacağı için gerçekten önemli, biraz da stresli bir haftaya girdin diyebiliriz. Uranüs etkisiyle şaşıracağız. Ay şaşırsak mı, şaşırmasak mı? Biz bu filmi daha önceden izlemiştik. Şaşırmaya da çok gerek yok diyeceğimiz de durumlar olabilir. Çünkü Uranüs retroda, yani daha önce bu alandan geçti. Bu geçtiği konuların tekrar açığa çıkması söz konusu olabilir. Şimdi hemen öncesinde Ay Balık Burcu'nda başlıyor, sonra Koç'a geçiyor. Dolayısıyla yoğun, temposu yüksek bir haftadasınız. Ama Boğa Burcu'ndaki Dolunay'la birlikte özellikle ikili ilişkileriniz, ortaklık yaptığınız konular, imza attığınız konularda tekrar bir düşünmek, tekrar bir gözden geçirmek durumunda kalacaksınız. Venüs Oğlak Burcu'nda 9. evinize geçiş yapıyor bu hafta. Bu manada da yurt dışı konular, biraz daha uzak, farklı yabancılarla ilgili ilişkiler ön plana çıkacak. Medyayla, hukukla ilgili konularda gene ön planda olacak. Şifalanma alanınız arkadaşlık ve sosyal çevreniz olacak sevgili Boğa. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar, 11 Kasım, 17 Kasım haftasındayız. Bir dolunay haftasındayız. Boğa Burcu'nda bir dolunay var. 24 derece Boğa Burcu'nda.
16 Kasım böyle gece saat 00:28'de gerçekleşecek. 3 gün öncesi, 3 gün sonrası biliyorsunuz artık ama yani bütün haftayı etkiliyor tabii ki de. Aslında Ay Balık burcundayken başlıyoruz haftaya. Yoğun temponuz, kariyer özellikleri, motivasyonunuz kariyerdeyken başlıyorsunuz. İşle ilgili koşuşturmalarınız ön planda. Biraz sosyalleşmek istiyorsunuz. Bir yandan işle ilgili koşuşturmalarınız var. Dolayısıyla böyle değişik, monoton değil yani, kesinlikle gayet hareketli bir hafta ama Dolunay'ı yaşamanız gereken yer aslında biraz inziva, biraz monotonlaşmak, biraz durmak gereken bir bölge olacak. Arka planınızda işleyeceği için hiç düşünmediğiniz konular, belki kapattığınız, üstünü örttüğünüz meseleler bir anda tekrar su yüzüne çıkacak sanki. Bir anda ya ben bunu kapattığımı zannediyordum, içimde bir yerlerde bitirdiğimi sanıyordum ama bitirememişim herhalde diyeceğiniz durumlar olacak. Bu manada da aslında kendinizle yüzleşeceksiniz. Biraz iç dünyanızla yüzleşeceksiniz. Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Salı gününden itibaren 8'in ortaklıklar ve ödemeler alanınızda. Beklenmedik böyle para gelişleri olabilir haneye. Beklenmedik kolaylıkta ödemelere maruz kalırsınız ki bu güzel bir şey. Ve şifalanacağınız alanda gene iş konuları olacakmış. Gelecek hayalleriniz ve iş konularınız olacak sevgili ikizler. Sevgili yengeç, yükseleni yengeç olanlar, 11 Kasım, 17 Kasım haftasında Astroloji Televizyonu'ndayız haftalık burçlarımla. Şimdi haftaya ayın balık burcunda hareketi aslında sizleri ılıman bir etki, duygusal hassasiyet veren, biraz da yaratıcılıkla ilgili konularda, belki ilişkilerde biraz daha romantikleşmek gerektiren, duygusal hassasiyetlerinizi ön plana çıkaran bir süreç olabilir pazartesi günü. Ama salıdan itibaren silkelenip işle ilgili koşuşturma, gene genel güncel hayat ve hayatın içerisinde işte ebeveynleriniz olsun, aileniz olsun, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Hafta sonunda ise bir dolunay var, cumartesi gece yarısı. Dolayısıyla bu haftaya komple aslında bu dolunay damga vuruyor. Boğa burcunda ve Uranüs kavuşumlu. Bu da demek oluyor ki sosyal ve arkadaşlık çevresinde değişmesi gereken bir takım olaylar var. Bir takım kişiler var belki. Bir takım yeni projelere aslında grup içerisinde yeni bir organizasyon, yeni bir oluşuma ihtiyacınız var. İşte bu manada hem gruplarda rekabet içeren, efendime söyleyeyim daha önce yaşanmış, tekrar önünüze gelen, çünkü Uranüs retroda olduğu için daha önce biz bu filmi izlemiştik diyeceğiniz ne varsa bunu arkadaşlık çevrenizde yaşayıp görebilirsiniz sevgili yengeçler. Venüs tam karşı tanenize giriyor. Özellikle bekar olan yengeçlere güzel havadislerim var. Flörtler ve aşklar evinize Venüs'ün girmesiyle birlikte aslında bu alan ılımanlaşıyor ve eğer bekarsanız gerçekten kapınızı bir aşk çalabilir bu süreçte. Venüs haricinde Güneş ve Neptün de uyumlu açıda olar. Dolayısıyla haftaya bu etki de çok büyük bir şekilde damga vuruyor. Demek ki şifalanacağınız alan aslında sizin yabancı diller, eğitimler, hobiler, kendinizi geliştirmekle ilgili olmalı sevgili yengeçler. Sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar, 11-17 Kasım haftasına hoş geldiniz Astroloji Televizyonu'na. Evet, Ay Balık burcundayken başlıyoruz 11 Kasım pazartesi günü haftaya. Ayın açıları aslında gayet güzel. Yani haftaya başlarken olumlu, ılıman başlıyoruz. Salı günü Venüs'le aldığı bir dik açı var. Bu da aşk ve estetiksel konularda, parayla ilgili konularda biraz para harcatan, yanlış yatırım yapmamıza sebebiyet veren durumlar olduğunu söyleyebilir. Belki gereksiz yere bir para harcayışı vesaire olabilir. Hafta ortasında Ay Koç burcunda hareket ediyor olacak. Bu manada eğer hukuki bir konunuz varsa, efendime söyleyeyim ailevi bir meseleniz varsa ve bunun hukuki boyutunu taşımak istiyorsanız aslında adım atabilirsiniz. Venüs bu hafta Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Günlük işleriniz, sağlıkla ilgili konular, beslenme konularınızda çok daha rahat ilerleyebileceğiniz, hatta bu dolunaydan sonra diyete başlamak isteyen aslanlar varsa çok da uygun etkilerin olduğunu söyleyebilirim. Uranüs'le kavuşumda bir dolunay var. Tam da 10. evinizde. Dolayısıyla kariyer hanesinde beklenmedik güzel sürprizler, güzel teklifler sizi bekliyor olabilirken
Bir yandan da bazı neticeler almak, bazı sonuçlar bekliyorsanız bir şeylerin sonuçlanması da kaçınılmaz olacaktır. Güneş ve Neptün arasındaki uyumlu açı bu hafta şifalanma enerjisini özellikle ailevi konular ve ortaklaşa işler alanından yapacağınızı söylüyor sevgili aslanlar. Sevgili Başak ve yükselen burcu Başak olanlar, evet geldik 11-17 Kasım haftasına ve sizler özellikle ikili ilişkileriniz, duygusal meseleleriniz, partnerinizle olan konular, belki onun ihtiyaçlarıyla ilgili başlayacaksınız haftaya. Özellikle ayın açıları güzel olduğu için otorite figürleri, insanlarla konuşmalar, diyaloglarınız ve iletişiminiz gayet rahat akacak. Hafta ortasında Ay Koç burcunda salıdan itibaren Venüs de yer değiştiriyor gökyüzünde. Aşk gezegeni, para gezegeni, estetik gezegeni Oğlak burcuna geçiyor. Daha sorumluluk sahibi, daha disiplinli, daha sabırla ilerlememiz gerektiğini söylüyor. Bu alanlarda sizin de özellikle ortaklıklar ve ödemeler alanınıza denk düştüğü için ödemelerde hem daha sizin 5. evinize düşüyor bu. Bu manada da ödemeler alanı ayın hafta ortasında bulunduğu alan. Venüs 5. evinizdeyken de özellikle yatırım araçlarında şanslı olacağınızı, karlı olacağınızı söylüyor. Hafta ortası ise ödemelerden yana şanslısınız gene salı, çarşamba ve perşembe. Dolunay gerçekleşecek 9. evinizde. Bu da demek oluyor ki aslında uzak akrabalarla ilgili bir takım sıkıntılar, bir takım negatiflikler su yüzüne çıkabilir. Biraz böyle rüyalardan mesajlar alabilirsiniz. Aslında bu iyi bir şey. Sezgilerinizin de yükseldiği bir hafta. Dolayısıyla gerçekten beklenmedik yerlerden beklenmedik haberler gelebilir. Eş ve partnerden yana ise şanslısınız sevgili Başaklar. Sevgili Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar, 11 Kasım haftasına hoş geldiniz. Ayın Balık burcunda olması bir anlamda günlük rutinlerinizin hızlandığını ve günlük olarak bir yerden bir yere koşturmak durumunda kaldığınızı söylerken pazartesi günü, salı günü özellikle ikili ilişkileriniz ve partnerinizle ilgili konular damga vuruyor. Fakat Venüs ve Ay arasında dik açı var. Dolayısıyla dikkatli olması gereken bir gündeyiz salı günü. Hepimiz için geçerli bu ama sizin için ekstra geçerli çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Salı günü hem yer değiştiriyor, Oğlak burcuna geçiyor. Daha böyle duran, daha böyle bir disiplinli, daha mesafeli bir alana geçiyor. Demek ki bazı konuların çizgisi çizilmeli, bazı konularda biraz daha mesafeli durmanın, daha böyle yüzeysel kalmanın daha iyi olacağını söylüyor Venüs sizlere. Hafta sonu ise bir dolunayımız var. Boğa burcunda gerçekleşecek cumartesi gecesi, gece yarısı ve bu özellikle ortaklıklarla ilgili bazı sorunlar olabileceğini, bu sorunlar var ise ve bir türlü çözülmüyorsa belki de bu ortaklıktan artık çıkmak gerekliliğini savunacak. Belki de tam tersi, bugüne kadar tek başına çalışan bir insansınız. Belki bundan sonra ortaklıkla devam etmek de bir netice olabilir. Çünkü bu alanda yaşanan dolunay olumlu veya olumsuz sizin haritanıza göre iki taraflı çalışabilir. Bazı teraziler ortaklık kurabilirken bazı teraziler ortaklıkları varsa ayrılıklar yaşayabilirler. Ödemeler konusu, miraslar, kredi, borçlar hanesinde de gene alacağınız bir takım neticeler ve kararlar olacağını söylüyor. Venüs'ün sizin yönetici gezegeninizin Oğlak burcuna bu hafta salı günü geçmesiyle birlikte aslında ailevi alanda ılıman, daha böyle konuşurken tatlı dilli olmak veyahut da ailevi ortamın çok daha sıcak ve ilgi çekici olması, güzel birlikteliklerin, güzel kutlamaların devreye giriyor olması da cabasıdır. Bu hafta özellikle şifalanacağınız alan, sağlık konuları, sağlıktan aldığınız olumlu haberler, belki çevrenizdeki insanların hakikaten size çok fazla destek olması ve sizinle ilgilenmesi sizi ekstra mutlu ve şifa enerjisiyle dolduracak sevgili teraziler. Sevgili Akrep ve yükseleni Akrep olanlar, 11 Kasım haftasında Ay Balık burcunda başlıyoruz. Balık burcunda hareket eden Ay biraz daha mistik, sezgisel olarak hareket ederken
Siz zaten sezgileriyle var olan bir akrep olarak gayet demek ki özellikle hem yatırımlar konusunda hem arkadaşlıklar konusunda ne yapılır ne yapılmaz, kim iyi kim kötü çok daha rahat kolay ilerleyip rahat karar vereceksiniz. Salı gününden itibaren Ay Koç burcunda olacak. Venüs yer değiştiriyor, Oğlak burcuna geçiyor. Tüm bunlar ne demek? Özellikle Venüs Oğlak burcunda iletişimsel anlamda ve yakın çevreyle olan bağlarınızı güçlendirmek anlamında size iyi gelirken, hafta ortasında Ay'ın Koç burcunda oluşu günlük yaşamınızda bir takım sorunları, bir takım engelleri ortaya koyabilir. Çünkü Ay ve Venüs arasında dik açı var. Sonrasında belki olayları Perşembe günü biraz daha ılımanlaştırmak, adım atmak açısından daha rahat ilerleyebilirsiniz. Dolunay ise tam karşı taneniz 7. ev Boğa burcunda ve Uranüsyen bir dolunay. Beklenmedik tepkiler gelebilir karşı taraftan, partnerinizden. Bu kişi sevdiğiniz insan olabilir, flört ettiğiniz insan olabilir, evliyseniz kocanız veya karınız olabilir. Gerçekten gönül bağı kurduğunuz kişiyle bir takım sıkıntılar, stresler meydana gelebilir. Hiç umulmadık bir konu bir anda tartışmaya varabilir. Buna dikkat etmek gerekecek. Bunun dışında şifalanacağınız alan özellikle çocukları olan akrepler için çocuklarının olduğu yer ve evcil hayvanlarının olduğu yer olacak sevgili akrepler. Evet, yaylar ve yükseleni yay olanlar geldik 11 Kasım haftasına ve bu hafta özellikle ayın balık burcunda olmasıyla başlıyoruz. Sizin ailevi konularınızı çalıştırıyor. Demek ki motivasyon konuları biraz daha ev, aile, emlakla ilgili konular pazartesi günü. Sonra salı günü enerjiler değişiyor. Ay Koç burcuna geçecek. Bu da aslında biraz daha hayatın keyifli yanları, alışverişler, eğlence merkezleri, biraz daha hobisel konular gibi gibi durumları önünüze getirecek. Hafta sonunda ise bir dolunay var. Özellikle 6. evinizde olduğu için kiracılarla ilgili konular, sözleşmeler, imzalar, kontratlar gündeme gelebilir. Veyahut da gene yanınızda çalışanlarla ilgili bir takım sıkıntılar, stresler gündeme gelebilir. Biliyorsunuz dolunaylar gerginlik barındırıyor illaki. Uranüs de işin içinde olunca biraz böyle stresli, sürprizli ama bilmediğimiz sürprizler değil. Yani Uranüs bu alandan daha önce de geçti. Retro'da şu anda. Dolayısıyla bu filmi gördüm ben, biliyorum diyeceğim bir dolunay olacaktır. Venüs ise ikinci evinde. Yani para alanın güzel çalışıyor. Şifayı da özellikle ailevi destekten bulacaksınız sevgili yaylar. Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Evet, 11 Kasım, 17 Kasım haftasındayız. Bu hafta özellikle yakın çevre ilişkilerinizi güçlendirmek, kardeş, abla, komşular, kuzenler, akrabalarla ilgili konularda daha iletişimsel başlamak isteyeceksiniz. Özellikle pazartesiyi değerlendirin. Çünkü Ay ve Güneş arasında uyumlu açı var. Gene Ay'ın buradan baktığımda Satürn'le uyumlu açı var. Yani hem işlerinizi yoluna koymak hem de otorite figürleri, kendinizden daha böyle yaşça büyük, olgun, tecrübeli insanlardan fikir almak için pazartesi gayet ideal bir gün. Venüs sizin burcunuza geçiyor salı itibariyle. Tatlı dillisiniz. Aslında yılın deliğinden çıkaran o diliyle, o sempatikliğiyle, nerede nasıl durup, nerede nasıl konuşacağını bilmenizle çok güzel işler becereceksiniz bu hafta. Ama bu hafta dolunay var. 5. evinizde. Bu da çocuklar hanesinde oluyor. Aynı zamanda çocuğu olmayan oğlaklar için ise yatırımlar hanesinde. Yani yatırımlardan elde ettiğiniz geliri bozdurabilirsiniz. Veyahut da işte o yatırımdan çekeyim de buna aktarayım diyebilirsiniz. Veyahut da artık bir yatırım yapayım ben, bir para biriktireyim diyebilirsiniz. Tüm bunlarla ilgili bir dolunay, bir kaos, bir stres ufak tefek yaratacaktır. Güneş ve Neptün arasındaki uyumlu açı şifalanacağınız alanın arkadaşlar çevresi ve gene yakın çevre kardeşler, ablalar, abilerden geleceğini söylüyor sevgili Oğlak. Sevgili Kova, yükseleni Kova olanlar, Ay Balık burcundayken sen özellikle maddi anlamda ve iş konularında özellikle yaratıcılığını arttırıyorsun, hayal kuruyorsun, ideallerin var ve bu alanda özellikle pazartesi günü değerlendirebilirsin. Çünkü Güneş'in ve Ay'ın uyumlu açısı, gene Güneş'in Satürn'den aldığı uyumlu açı gökyüzüne damga vururken bu haftaya aslında Uranüs etkili Dolunay damga vuruyor. Bu manada da 24 derece Boğa burcundaki Dolunay cumartesi gece yarısı 00:28'de gerçekleşecek ama bütün hafta etkisini hissedeceğiz. Biliyorsun
biliyorsunuz 3-4 gün öncesinden başlıyor zaten etkisi. Şimdi salı günü hemen Venüs 12. evine geçiyor. Wow. Yani wow dedim, neden? Çünkü platonik aşklar olabilir. Arka planda senin hiç düşünmediğin biri senden hoşlanıyor olabilir. Biraz böyle skandallı bir durum yaratılabilir bu dönem. O yüzden Venüs 12. evde hem olumlu hem olumsuz çalışıyor açıkçası. Senin için, özellikle yükseleni kova olanlar için. Bu manada bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dolunay ise 4. evinde olacağından ailevi meselelerde biraz krizler çıkabilir. Ev, aile, yuva, yerleşke alanıyla ilgili önemli bir karar alınması gerekiyor olabilir sevgili kova. Hafta ortasında özellikle kısa seyahatler ve yapman gereken bir takım ticari meseleler gündeme gelirken, şifalanacağın alan bu hafta parasal konular olacak. Yani para konularında gayet iyi gidiyor olacaksın sevgili kova. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, evet, haftaya Ay senin burcunda başlıyoruz. 11 Kasım 17 Kasım haftasına ve kendinle gayet barışık, gayet güçlü enerjilerdesin. Mistik, spiritüel ve duygusal konularda gayet yaratıcılığını kullanabileceğin bir haftadasın. Özellikle pazartesi Güneş ve Ay arasında uyumlu açı var. Gene Güneş'in Satürn'den aldığı uyumlu açı var derken güzel başlıyorsun haftaya. Hafta ortasında Salı'dan itibaren hemen Ay Koç burcuna geçiyor. Birazcık hadi diyor sana, silkelen de şu işleri bir hallet, şu ödemeleri bir hallet dedirtiyor. Venüs 11. evine geçiyor. Çok güzel arkadaşlıklar, gezmeler, tozmalar, yeni gruplar, yeni aktiviteler seni bekliyor. Ve Dolunay var bu hafta. Boğa burcunda gerçekleşecek ve senin 3. evinde, yani yakın çevre evinde, kardeşlerinle alakalı konularda, iletişimsel meselelerde, özellikle eğitimsel konularda, ticari konularda bir takım stresleri önüne getirebilir. Yani para kazanmak, kazanmamak, efendime söyleyeyim bir takım reklam, pazarlama, sosyal medya ile ilgili, belki kendi tanıtımını yapmakla ilgili konularda biraz zorlanmalar yaşıyor olabilirsin. Bir takım stresler seni bayıltmış, bunaltmış olabilir. Ama şifalanacağın alan sensin. Çünkü Güneş ve Neptün arasındaki bu üçgen olumlu açı özellikle mistik dünyana, spiritüel dünyana, hislerine güvenmen gerektiğini söylüyor sevgili balık. Bu sayede pek çok şeyin üstesinden geleceksin. Güzel bir hafta olsun. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.